الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Sayfa 724. Çok şey istiyorum ben. Böyle insan kendisini tanıması lazım. Bu ders de bununla alakalı. İnsan yapısını bilmesi lazım. Zaaflarını ve güçlü yönlerini bilmesi lazım ki adım atarken rahat etsin. Mesela her musibette bir cihet-i nimet var. Başlık bu. Bir de okuyorum. Her musibette, bu kullanacaksınız, bir cihet-i nimet var. Musibette nimet olur. Peki. Ben metni okuyayım. Beraber işleyelim. Şunu biraz müsaade et bakayım şey. Bak geliyor mu? Ha geldi. Tamam. Şöyle yapayım. Ey musibetse de musibetin içinde bir nimet-i mündemiştir. Musibetin içinde bir nimet münderiştir. Münderiş? Gömülmüş. Yer almış. Gömülmüş. Neredeymiş nimet? Ne? Musibetin içinde. Şey olsaydı, yansıtsaydık tabii onu güzel olacaktı, görürdünüz metni ama idare edin. Musibetin içinde bir nimet münderiştir. Derc edilmiş. Konulmuş. Dikkat et de onu gör. Nasıl her şeyde vardır bir derece-i hararet, her musibette vardır bir derece-i nimet. Daha büyük düşün, küçükteki nimetin dereceyi görerek Allah'a çok şükür et. Yoksa istizamla ürkersen, istizam, büyük görmek, yoksa istizamla musibeti büyük görüp musibeti tek kabul etmek, musibeti tek, izah yapacağım onu ama ürkersen, ondan korksan, of ofla da üflersen, o da aksine şişer. Şişer de dehşetlenir. Şiştikçe de dehşet bir hal alır. Aslında öyle bir şey yok. Yapısında öyle bir şey yok. Eğer merak da etsen, üç etti, bir iken ikileşir. Kalpte olan misali döner hakikat olur. Kalpte olan misali, hakikisi yok. Yani zan, misali döner hakikat olur. Hakikatten ders alır. Sonra döner başlıyor, kalbini tokatlıyor. Şimdi burada izahını yapmaya çalışayım. Bakayım ne kadar istifade edersek o kadar kârdır. Şimdi bir şeyde mertebe varsa onun içerisinde zıt vardır. Zıttı yoksa o vacip olur. Allah'ın kudreti niye sonsuzdur? Çünkü İçerisinde acizlik yok. Bir şeyi derecelendiren içerisindeki zıttın olmasıdır.
Allah'ın dışında lahut alem dahi, Allah'ın dışında alemler varsa ve alemler de dereceli ise mutlaka içinde zıt vardır. Zıtsız bir şey Allah'tır. Ama o şeyin içinde şöyle, karanlık burada, aydınlık burada, böyle değil. Karanlık neredeyse aydınlık da oradadır. Odunun içerisinde neresinde nur varsa duman da oradadır. Duman ayrı, nuru ayrı, böyle bir şey yok. İkisi aynı yerdedir. Dereceleniyorsa ki derecedir, ona şey yapayım. Vücut mertebelerin ortaya çıkmasına zemin olan demektir. Şimdi arkadaşlar, soğun derecesi var. 21, 22, 23, 24 diye. Niye bu bir anda sonsuz, yukarıda sonsuz aşağıda değil? Çünkü bunun içerisinde sıcaklık var. Sıcaklık yoksa soğun derecesi yoktur. Olmaz. Derece olmaz. O zaman varlık, varlığın, biz varız, bunlar var, hepsi var. Bu varlık nerede ifade edildi? Adem'de. Vücutsuz vücut Adem. Varlıksız varlık. Mekansız mekan. Biraz değişik bir derste, zaten bilerek geliyorsunuz. Buraya bilerek daha çok geliyorsunuz. Onun için hiç çekinmeden bu dersi tercih ettim yani. Güveniyorum yani size. Bu kademe böyle giriyoruz. Yani Risale-i Nur'un enfusi derslerini takip etmeseniz zaten burada pek olmazdı. Çünkü uzaktan geliyoruz. Niye bu kademe yaptım? Sizi biraz yandım ki gıcırdamasın yani. Çünkü birazdan şeye doğru gireceğiz yani. Bak. Eğer zıt bir şey de yoksa, zıt girmemişse o vacip. O da mahluk olmaz. Bir şeyi mahluklandıran içerisine zıttının müdahalesiyledir. Adem denilen şey çekirdekteki program gibi. Hiçlik değil, ağaç da değil. Varlıksız varlık. Bütün koku orada ama kendi kokmuyor. Bütün şekil orada ama kendisinin şekli yok. Bütün hacim orada ama kendisinin hacmi yok. Bütün o Big Bang de öyle yani. Yani mekansız mekan, varlıksız varlık. Kendisi yok. Kendisi var desem bir yere koyman gerekiyor. Ya burada bir toz var, o zaman bu var. Bir şey yok yani. Kendisinin hacmi yok, bütün hacim oradan çıkıyor. Kendisinin kütlesi yok, bütün kütle oradan çıkıyor. Müslüman dese yobaz olur. Gavur dedi ilim olur. Nur-u Muhammedi desek Big Bang yerine nereden çıkıyor? Yani bir nurdan, bir çekirdekten bu kainat yaratılacak. İçlikten yaratılıyor diyor adam bak. Vücut, Adem denilen zeminsiz zeminde inşa edilmiş. Adem. Adem vücut ilmiye perde olmuş bir unvandır. Yani perde düşünün. Perde. Bu perdede film gözüküyor. Ama perdeyi gören yok. Perdeyi gören yok. Orada işte varlıksız varlık. Yani hiç kimse görmüyor ama hep oraya bakıyor saatlerce. Perdeyi gören yok. Vücut mertebelerinin ortaya çıkmasına zemin olan Adem. Mesela görme çeşitliliği ve meratipleri olması için zıtlarının müdahalesiyle mümkündür. Herkes farklı görür. Uzağı görür, kısağı görür. Miyoptur, astımattır, yakındır. Herkes farklı görür. Niye farklı görür? Körlük görmenin içine girmiş. Körlüğün vücudu yoktur. Vurmak, mastardır. Vücudu yoktur. Vurmak. Ama vurduktan sonra çıkan sese hasırlı bir mastar denilir. Mahluktur. İsmi fail de buradan yapılıyor. Vuran, vurmak. Vurmak ne demek?
vurmak. Vücudu yok. İlmi vücut. Bu Adem işte. Bu vurduktan sonra, bir fail vurduktan sonra çıkan sese de vücut denilir. Mahluk. Tamam. Şimdi Alaaddin'i sınarak gidiyoruz. Soru veya katkısı olanı biliyorsunuz böyle kaliteli bir cemaat olduğu için cemaat bilerek gelmiş. Konuşabiliriz. Ben biraz ilerleyeyim. Motor ısınsın. Eğer görmenin yani basarın Adem mertebeleriyle var olmasaydı insanın görmesinin mertebesi olmaz. Ne olur? Artık en ufağının en büyüğünün Allah'ı bile görür. Şu çıplak gözle. Basar denilen şu gözün körlük denilen, körlük vücudu yok. Bu mendildir, bu bardaktır. Körlüğün vücudu yok. Kör. Vurmak gibi. Buna Adem denilir. Görmek vücududur. Körlük vücudu değildir. Karanlık Adem'idir. Aydınlık vücududur. Çünkü karanlığa kaynak gösteremezsiniz. Aydınlığın kaynağı var mı? Var. Değil mi? Kaynağı var. Sıcağın kaynağı var mı? Var. Ama soğuğun ve karanlığın kaynağı yok. Ne diyoruz? Mecburu ötekisini kullanacağız. Aydınlık yok da onun için karanlık. Sıcak değil de onun için soğuk. Adem'in müdahalesiyle kayıtlanıyor. Bu mertebeler oluyor. Her şeyin içine her musibette bir ciheti nimet var. Bak musibetin içine nimet var. Niçin? Eğer nimet olmamış olsaydı musibetin ne ölçüsü olmaz. Nihayetsiz olur. Gadab-ı mutlak olur. Onu belirli yerde tutan nimettir. Nimeti de belirli yerde tutan musibettir. Onun için her şey zıttıyla vardır. Zıtsız bir şey Allah'tır. Kudreti niye demiştim? Kudretin mertebesi yoktur. Çünkü acizlik yok. Hastalık da öyle. Hastalığın mesela cennette şafi ismi tecelli etmeyecek mi? Hastalık yok. Niye tecelli etsin? Şafi tecelli ettiği için hastalık yok. Devamlı tutuyor. Onun için cennette hastalık yok. Şafi çekse hastalık tepesini biner. O da bir ademi bir vücuttur. Adem alemleri vardır. Vücudu ilmidir. Ve Subhanallah, Subhanallah der. Şu anlarda geçiyor. Adem alemleri Subhanallah, Subhanallah der. Vücut alemleri Elhamdülillah, Elhamdülillah diyor. Abdülkadir abi. Adem alemleri Subhanallah, Subhanallah. Vücut alemleri Elhamdülillah, Elhamdülillah diyor. Acayip bir şey ya Risale-i Nur dersleri. Tuhaf. En zirve felsefi derslerini normal bize, bizim seviyemizi izah ediyor. Yeter ki biz becerebilirim. Yani Risale-i Nur'a bize bir ayna olalım. Yani çalışarak biraz gelmek lazım. Bu işleri çalışmak lazım. Bak çalıştım, notlar aldım. Ama becerebildiğimse tabii. Hastalığın, mertebelerin kalkması, sonsuz hasta olunması ise şifanın içinde bulunması ve müsaade etmemesi. Tersi de şifanın mutlak olmamasının sebebi içine hastalığın bulunmasıyla mümkün oluyor. Şifa, şifayı mutlak olurdu eğer hastalık içine girmese. Her şeyde derece var. Zıttı yoksa bir şey yoktur. Peki fani dediğimiz şey ne var? İçinde baki olmasa ona fani diyemezsiniz. Karanlığı kaldırın. Aydınlık denen bir şey olur mu? Diyebilir misiniz zaten? Aydınlık olur mu? Hatta karanlık olurdu. Şiddetli zuhurundan. Mesela hepimiz biliriz. Stüdyoda resim çektiririz. Hani var ya. Koy resmi. 10 saniye dayanamıyorum. Sabret tamam çekiyorum. O kadar şiddet. O projektörün şiddetini 100 katına çıkarırsanız göz görür mü? Görmez. Göz nurdan kör olur.
Allah da böyledir. Ona körüz. Şu göze ama. Şiddeti zuhurundan. Şiddeti zuhuru ne demek? Zıttının olmamasından. Bir şey var ama zıttı yok. O mutlak ve muhit olduğu için nihayeti yok. Nihayeti olmadığından ihata edilemez. İhata edilemediği için tutulamaz, yenilemez, koklanamaz, gözükmez. Mutlak ve muhit olanın nihayeti ve hududu olmadığından ihatası mümkün değildir. 538 sözler. Allah Allah. Abi vakiyenin içindedir fani. Oraya geleceğim abisi. Geleceğim. Yani bu kapsayıcı olan. Evet. Şu istersen bir kapıyı sök da bir adamlar ben göreyim ya. Evet. Tamam öyle tut öyle. Evet ona geleceğim. Biraz girmek istedim ama geri durdum. Şimdi göreceğiz bu dünyada ne var. Dedik ya ısırmaya doğru gidiyoruz. Ahiret neredeymiş? Hala ötelerde bekliyoruz. Havas girmiş oraya, biz hala bekliyoruz. Belki de oradayız. Şu acele ederek bir şey söyleyeyim. Adem Aleyhisselam'ı şeytan nasıl kandırdı? Kadınla kandırdı. Şu, Adem Aleyhisselam'a şunu dedi. Sen burada baki değilsin. Baki olmak istiyorsan bu meyveyi ye. Öyle mi? Peki cennette fanilik var mı? Yok. Peki Adem Aleyhisselam faniliğini inandığı için onu yedi değil mi? O zaman bulunduğu yeri bilmiyor. Bilmiyor. Beka bulayım, ölmemek için meyveyi yedi. Bilse yemezdi zaten. Yemezdi. Peki cennette fanilik yok. Ölümlük yok. Cennette olduğu halde cenneti bilmiyor. Kim? Peygamber. Peki peygamber cennetteyken cenneti bilmiyor da sen dünyadayken dünyanın olduğunu mu zannediyorsun? Peki burası dünya mıdır? O cennette olduğu halde peygamber ruhuyla cennette olduğunu bilemedi de sen burası olduğunu nasıl bildin? O zaman sen neredesin şimdi? Isınıyoruz hocam. Ben sitirelim abi. Ne dedi? Isınıyoruz hocam. Isınıyoruz. Peygamber cennetteyken bilemedi. Orada doğdu, orada büyüdü. Büyümedi. Orada doğdu. O ruhla bulunduğu yeri bilemedi ve tam tersiyle muamele etti. Baki olduğu yerde baki bulmak istedi. Fani zannetti. Bakideyken fani zannetti ki baki bulmak için yedi. Peki senin dünya, bildiğin şu dünya, dünya mıdır? Kim diyor sana burası burasıdır? O ruhla bulunduğu yeri yapamadı. O zaman sen kimsin ve neredesin? Sen kimsin sorusunu şuradan çıkar. Allah'a diyoruz ki Celle Celaluhu. Ya Rabbi seni tanımak istiyorum. Öyle mi? Allah ne cevap verdi bize? Kendini tanı. Men arafe? Men arafe. Ne bize? Fakat arafe Rabbi. Ya Rabbi seni tanımak istiyorum. Allah cevap verdi. Kendini tanı. Peki sen kimsin o zaman? Hocam peki imtihanın sınırı yok mu? Var. Onu sen sınırlıyorsun. Öyle bir şey yok. Cennet bakilik mekanı değil mi? Yani fanilik evet. Yok. Olmayan bir şey nasıl bildi Adem Aleyhisselam? Fıtratta ademlik var. Yani haşa. İnsanı mahluk yapan içine zıttının müdahalesiyledir. İnsanda vücut mertebeleri var ya. Vücut mertebenin içinde Adem olduğu için yokluk anlayışı oradan geldi. Zan. Zanlar ademidir. Adem'den geldi. Adem'den Adem geldi. Fani zannetti. İnsanda nihayet yoktur. Biz zanlarımız nihayetlendi. İmtihan. İnsan değil, imtihanın. İmtihanın buradaki muamelenin adıysa var. Ama buradaki muamele batını uyandırıyorsa nihayeti yok bu iş. Efendim abi. Tekrar oraya gittiğimizde nasıl olacak peki? O zaman bunun değişecek. Vallahi hiç gitmediğim için.
Amin. Çok hoş olacak vallahi. Niye biliyor musun? Allah orada. Yani haşa burada değil mi? Taayyun ve teşahhusu en üst seviyede. Hakikat alemleri nihayetsiz alem. Bir tanesi bana dedi ki, abi, o da benim gibi delinin birisi dedi. Dedi ki, abi Allah başka şekilde insanı yaratamaz mıydı? Nasıl yani? Ya bu değil, daha harika. Daha harika, daha tuhaf, garip. Sen bunu insanı tanımadığı için söylüyorsun. Şunu diyebilmen için, abi bak buraya kadar oldu. E buradan sonra boşluk var. Bundan sonra da bir dolap olsa olmaz mı? Bunu diyebilmen için insanı gideceksin insanlığında, insanlığa, insan olan, insanlık ayrı bir şey değil mi Mustafa? İnsanlık ayrı bir şey, insan başka. Sen insan olarak insanlıkta yürü, dibini getir, ondan sonra orada dur ve de. Ya abi, bundan sonra niye Allah böyle daha bir oraya doğru bir yol, daha harika bir fıtrat koymadı diyebilirsin. Ama insan, insanlıkta yürüyünce dibi yok. Dibi yok ki, o zaman bu soruyu nasıl soracaksın? Daha iyi diyebilmen için o şeyin nihayeti olması lazım. İnsanın nihayeti yok. Peki bu kim? Bu kapak arkadaşlar, bu kapak. Tünelin kapağı, şu kapak, ustad diyor ki, libas bile değil, hane ve yuva, bu binaya girdiniz, dersi dinlemeye geldiniz. Buradan alemlere geçiyorsunuz. Bu bir kapaktır, kapak. Yani belirleniştir. Odun düşünün, odun. Bir kapaktır. Mutlak ve muhit her tarafta olan bir ısıyı, ışığı, enerjiyi, esiri, yani içeriği nasıl muayyenleştireceksin? Nasıl burada tutacaksın? İyi dinleyin bunu. Odun kabul edin. Bu odun enerji paketi midir? Bak tevhid, bak ne oluyor. Bu enerji paketi midir? E eşittir mc kare. Bu enerjiyi böyle tutup bu paketi odun olarak gösterebilmek için bunun dışında bir enerji, güç olması lazım. Ki bunu tutsun. Bu da esmadır işte. Bu da Allah'tır yani. Bu Allah o zaman fiziksel zaruri oluyor. Yani bu enerji paketini dağılmaması, yani odunun içerisindeki enerji ve dumanın, ısının ve ışığın başka bir tuhaf şekle girmemesi için onu orada tutman lazım. Odunu o şekilde tutabilmek için odunun enerjisinin dışında bir enerji olması lazım. Ki tutasın onu. Peki soruyorum ikinci soru. Bu Allah, Allah'ın olması fiziken zaruridir. Şu odun denilen şey, odunun içinde nur yoktur. Bardağın içinde su vardır. Çünkü bardak ayrıdır, su ayrıdır. Odunun için deyince, odun ayrı, içi ayrı oldu. Hayır, enerji odun olarak sıfatlandı. Yani suyun buz olma, kar olma, dolu olma, buhar olma sıfatlarından bir sıfat olan buzdur. Buzun içerisinde su yoktur. Buzun içerisine deyince dışı da var. Hayır, su buz olarak sıfatlandı. İşte bu odun nuru içindeki diyeyim gene. Odunun içerisindeki nur oduna ne kadar yakınsa ahiret dünyaya o kadar yakındır. Odunun içerisindeki duman oduna ne kadar yakınsa cehennem dünyaya o kadar yakındır. Odunun içerisindeki nur oduna ne kadar yakınsa cennet oduna, dünya oduna o kadar yakındır. Nerededir şimdi ahiret Osman? Odunun neresinde nur varsa dünyanın orasında cennet vardır. Odunun neresinde duman varsa dünyanın orasındadır cehennem. İşte ustad diyor ki alemi şahadet.
alemi gaybinin üstünde tenteneli bir perdedir diyor. Tenteneli perde, hani hanımların, kızların oya yaptıkları böyle veya tül perde. Dantel, evet. Bakarsın düz. Yaklaş. Oo, Allah Allah. Böyle ilimler yaparak, enfusi dersler yaparak ahiretin üstü kalkıyor. O nurun üzerindeki odunluk sıfatını kaldırdığımız gibi. Odun nurun sıfatıdır, dışa görünümüdür. Dünya da ahiretin dışa vuruşu ve görünümüdür. İlim, marifet bunu yakıp kaldırıyor. Arkasında marifet çıkıyor. Bir yerde arama yani. Hocam, onun için mi bazıları öldüklerini bilmiyorlar? Bazıları öldüklerini bilmiyor. Belki burada birkaç kişi var benim bildiğim. Ölmüş fakat öldüğünü bilmiyor. Geçen hafta buradaydı. Derste ölmüş. Cenazesini de bilmiyor. Bu aynı hayatı devam ediyor. Zannediyor ki ben yaşıyorum. Çünkü ölen şehit öldüğünü bilmez. Peki yaşadığını nereden biliyorsun? Şehit öldüğünü bilmez diyor. Dersteydin Alaaddin. Kapıda. Üzerine alma. Bir tanesi dese ki. Hatta iyi olur yani. Tabii. Öldüğünü bilmemek ne kadar harika. Şöyle yaptı ha senin dersin derdi. Alaaddin. Peki dedi. Kalktın gittin. Gittin Alaaddin kalktı. Cesedi bir baktık Alaaddin düşmüş. Meğer ruhu gitmiş. Çağıran. Çağıran deyince, doktor çağıran. İnan doktor. Doktor, sen çağırma. Çünkü hakiki olur, şaka bir şey anlatıyoruz. Ve senin sevdiğin birisi sürat simasında geliyor Azrail Aleyhisselam. İnşallah ya ustad olarak gelir sana ve hepinize veya peygamber veya çok sevdiğimiz birbirimiz. Mesela birbirimize alıştık. Ondan sonra kime böyle alışmışsanız o lisanla o simada gelsin. Vallahi bana sizin en böyle diyelim ki bu işlerde fazla şey olmayan o tipten gelmesini ben isterim Rabbimden. Talebe-i ulumsunuz çünkü. Ben talebe-i ulum cinsinden müekkel, ruha müekkel melaike isterim Azrail Aleyhisselam'ın. O nevin isterim. Bir siz de onu istiyorsunuz. Talebe-i ulum. Ondan ilerisi peygamberlik. Hocam geldi ders yapalım falan derdi. Aynen öyle diyecek. Allah Allah. Bir yere gideceğimiz yok. Bulunduğumuz yerde inkışanın inkışafıyla patlayacak. Dünyanın bitişi değil ahiret. Bu arsa bitişik, bitişik, öyle bir şey değil. Bu mısırdan patlar, patladığı. Çekirdekten patlar ağaç. Ağaç, çekirdeğin bitişi değil. Bitişi değil. İnkışağının inkışafıdır. İnkışağı bölünmesi, parçalanması. Yani üstündeki kabuğu çıkıp tamam. Hakikatin ifade etmesi. Yırtılması. Yırtılması. Yani hakikati üzerindeki baskılar kalkıyor. Fetha. Fethi oluyor. Feth. Allah Allah. O zaman ne ahiret? Zaten ahiretteyiz de haberimiz yok. Çünkü dünya onun sıfatıdır. Bir diyor mezrasıdır, bir sıfat yeri diyor, bir salonudur. Hastaneye gittin, hastanenin içindesin. Beyefendi bekle diyor ya sıranız geldi, içeride muayeneler var. Nükelmek hesap soruyor, yani muayene diyor. Sen de hastanedesin, dışında değilsin ki. Biz de bekliyoruz. Ama icraat yapıyoruz. Aynı böyle derse geldiğiniz o anda kendinizi kaptırdığınız gibi Azrail Aleyhisselam'la ders yapacaksın. Çünkü en kıymetli cevheri diyor, Azrail Aleyhisselam'a teslim etmekten gurur duyuyorum diyor ustad. Şu anlarda değil. Ustad neler diyor ya. Bak geleceğiz oralara. Allah Allah. Her şey zıttıyla beraber aynı yerde var. Ali neredesin? Aç biraz tipini göreyim. Ha orada ol bak şimdi. Şimdi yaslan. Her şey dersime çalışarak geldim arkadaşlar. Dersime çalıştım. Çok zevk aldığım bir şey. Çalıştığım bir şeyi sizinle paylaşmak istiyorum külliyattan. Kaynağı başka olamaz zaten. Risale diyor. Her şey zıttıyla beraber aynı yerde var. Adem vücutla, fani baki ile,
dünya ahiretle, karanlık aydınlıkla, Adem vücudun zemini, Adem vücudun zemini, yani ifade edildiği yer, sinema perdesi gibi. Orada film gözüküyor ama kimse zemini, ekranı görmüyor. Yani filmle muhatap olduğumuz için ifade edildiği zeminden haberimiz yok. Yani sıcağın ifade edildiği zemin kara ve soğuktur. Nurun ifade edildiği zemin karanlık, karanlığı alırsanız nur yoktur. Eğer bir şeyin içine zıt yoksa o vaciptir. Haşa, ahiret vacip midir? Hayır. Dünya baki midir? Hayır. Dünya fani olabilmesi için içinde baki olması lazım. Faninin içinde baki, ahirette bile derece var. Cennetin 8 derecesi var. Zıttı var demek. Hatta usta diyor ki, cennet olmasa cehennem tazip etmez. Cehennem olmasa cennet lezzet vermez. Nasıl bir geçiş var oralarda bilmiyorum. Yalnız mertebe var. Mertebe olduğu için gün var. Nasıl varsa bilmiyorum. Pazartesi Adem Aleyhisselam'a gideceksiniz diyor. Salı şu şu şu. Cuma günü Allah'a ziyaret. Perşembe günü bana diyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Orada bir şey var yani gene. Yani bir ceza, cehennemde kalma müddeti var. Gene bir nasıl bir şeyse kefitini bilmiyoruz. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Fani diyebilmen için içerisinde bakilik var. Şu fani dünyanın içinde bakilik var. Nasıl sirayet etmiş? Gülün içinde kokuyun sirayet ettiği gibi der İmam-ı Rabbani Hazretleri. Gülün içerisinde koku. Suyun buzun içerisinde su. Bak, fani de baki nasıl var anlatayım. Beraber iş yapalım. Buzun içerisinde su, düşün. Suyun içerisinde kaşık yok. Bak, su söndürücü değil midir? Ama altyapısı yakıcı ve yanıcı. Hidrojen ve oksijen. Ama yanıcı ve yakıcı maddeyle söndürücü olmuş. Olmayacak şey. Geç arkasına, esir. Bak, aynı şey içerisinde boyut. Ustad da ne diyor? 18 bin alemi bu alemin içinde gördüm diyor. Mektubatta. Açmayayım, biliyorsunuz. Anladım, idrak ettim demiyor değil mi Mustafa? Bir bancası değil. Evet. Bu, ama açayım daha şey olur herhalde. Yani neredeydi ya Mustafa? Şimdi bulamasak ne olacak ya? He? 300 kaçtı? 409. Birbiri sarılı, bak birbirine sarılı, çok yapraklı, bak gördüm ayrı, anladım, idrak ettim, düşündüm, tefekkür ettim, ayrı şeyler var. Birbirine sarılı, çok yapraklı bir gül goncası gibi bu dünya neymiş? Şu alem binler perde perde içinde sarılı, birbiri altında saklı alemleri bu alem içinde gördüm. Her bir perde kalktıkça diğer bir alemi görüyordum. Deli edecek beni ya bu. Hakikaten deli olacağım ya. 18 bin alemi bu alem içinde gördüm diyor. Ya usta, kime talebeyiz bilmiyoruz. Ne ya, ne diyor bu ya? Öyle mi ya? Allah Allah. Bir de diyeyim ya. Birbirine sarılı çok yapraklı bir gül goncası gibi şu alem binler perde perde içinde sarılı. Hazreti Ali'yi yine hatırlayın. Şu senin benim bildiğim perde var ya şu dünya. Alem-i şahı şu diyor kalksa ahireti görsem yakinim ziyadeleşmez. Yani cennet cehennemi göreceksin, ayağın sikoda gibi yamulmayacak. Böyle bir şey olur mu? Görmeyle görmemek eşit olur mu? Olmaz. E oluyor diyor benimkisi. O zaman görüyordu ondan. Bu alem içinde gördüm. Şu dersler ne işe yarıyor? Bak, her bir perde kalktıkça, şu dersleri dinledikçe, enfusi dersler yaptıkça, İsa-i Nur her mevzusu İsmi Azam seviyesinde izah ettiğinden, içerisinde huvel evvel, vel ahiru, vel zahiru, vel batı, mehuve bükülü şeyin alem.
Her bir mevzunun evveli, ahiri, zahiri, batini ne demek? Çekirdek, evvel, meyve, ahir, ağaç, zahir, sistem içi, batın. Risale-i Nur böyledir. İki asker varmış. Hak ve batıl. Dört kıyeli çanta. Dört esma demek. Dört kitap demek. Dört kıyeli çanta varmış. Niye üç değildi, beş değil? Dört peygamber, dört ululaz peygamber. Dört kitap, dört mezhep, insanın spermasında dört madde, dört yani. Edile-i şeriye, kitap, batına geç. Huvel evvelu vel ahir ve zar vel batın. Dört isim. Risale-i Nur bütün mevzuları ism-i azam seviyesinde izah ediliyor. 10. sözden bir misal vereyim. Hiçbirisi istisnasız, bütün ulema-i İslam haşir naklidir dediği yerde Risale-i Nur avama da çocuklara da anlatıyor. Diyor mu demiyor. Ama istisna bırakmamış. Bütün ulema-i İslam haşir naklidir dediği yerde en avama da ahiret ispat ediyor. İsm-i azam seviyesini anlattığı için. Tuhaf bir kitaptır. Ona dokunan yanar. Yanar. İyi niyetle dokunmayan. Devam ediyorum. Ustad şöyle diyor, tokatlarını yerler diyor. Evet. Ustadın zatına değil, onun bediüzzamanlık sıfır. Evet. Amin. Şunu mesela, Peygamber Efendimiz buyuruyor ya, benim ümmetimin alimleri, Beni İsrail'in peygamberleri gibi. Ya, ulema-i ümmeti ki enbiye Beni İsrail. Allah Allah. Allah razı olsun ya. Yunus. Yani ustad, benim diyor ulema, Beni İsrail peygamberleri gibi, yani bir kavme, bir zamana gelmiş peygamberler var ya, onun gibidir. Odur değil ha tövbe, onun gibidir. Şu ne kadar rahat insan ediyor ya bu derslerde. Vay be, ahiret diye burada olacakmış yani, ne korkuyoruz? Her şey iddialıyorum. Her şey zıddıyla beraber aynı yerde var. Adem vücutla, fani bakiyle, dünya ahiretle, karanlık aydınlıkla, Adem vücudun zemini. Ondandır ki her musibette vardır bir nimet denmiş. Sözlerde burada demiş ki, her musibette vardır bir derece-i nimet. Eğer musibetin içerisindeki derece-i nimeti kaldırın, musibetin seviyesi olmaz, derecesi olmaz. Sonsuz olur. Onu orada tutan nimet. Sana uygun tutulmuş. Aslında musibeti orada tutan, sana verilen, ama senin fark etmediğin nimet var. Eğer o nimet kalksaydı, musibet seni hak ile ihsan ederdi. Onu orada tutandır. Allah Allah. Varlık vücut. Haşa, vacibül vücut zemininde gözükecek değil. Allah... Bak, varlık ve vücut nerede gözükür? Adem'de gözükür. Haşa, şu varlık, mahluk, vücutta, vacibül vücutta, Allah'ta gözükmez. Yani bu kitabı masada okuyor. Masa zemin, varlık Adem'de gözükür. Haşa, varlık Allah'lıkta, vacipte gözükmez. Varlık yani vücudun ifade edildiği zemin Adem'dir. Fani de baki, bakide de fani tezahür edip gösteriliyor. Nasıl ki baki alem olan cennetten fani dünyaya bulunan Adem Aleyhisselam gibi. Yani baki olan cennette fanilik düşüncesi var olduğu gibi fani dünyadaki insanda da baki cennet düşüncesi hakim. Anladık mı orayı? Baki olan cennette Adem Aleyhisselam'a hakim olan fanilik yedirdi onu. Fanilik anlayışı onu oradan çıkmasına zemin oldu, sebep oldu. Bizim de fanide bakilik anlayışı buradan çıkmamıza sebep olacak. Anladık mı? Evet. Çıkıyor, çıktınız da haberiniz yok, çıktınız. Şu anda fanilikle alakası yok. Tamamen idrakınız, ruhunuz beka ile
olmuş, bekaya dönüşmese şu anda huzur etem olmaz. Huzur olmaz sizde, bende, sende olmaz. Ne demek istiyorum? Huzur dünya cinsinden bir mal değildir. Eczanede satılmaz. İsterseniz yarın gidin eczaneden ki beyefendi, dün bir yerdeydim derste. Vallahi orada çok acayip lezzet zevk aldık. Ona ait bir kap versene bize ya. Ne der biliyor musun? Ya beni de götürsene ya. Eğer dünya cinsinden olsaydı o verirdi. Şu andaki huzur hazır olanın vesilesiyle oluyor. Hazır olunmasa sende huzur olmaz. Allah kendisini açmasa bizde bu huzur olmaz. Bu zevk olmaz. Zevktir, zevk. Şu anda zevki yaşıyoruz. Hiç bitsin istemiyorsun abi. Zevk. Ne mutlu o zevke gark olanlara. Abi o zaman Allah Celle Celaluhu Adem'i yaratmıştır. Kendisi o kıyasla tabi değil. Adem'in içinde baki işini daha iyi anladım. Evet. Çünkü Adem'in içinde... Perde yapmış kendisini. Onun için o kadar şiddetli zuhur ki zıt yok. Adem de yoktu. Yoktu. O da yaratıldı. O da. Ama ilmi vücut. Adem ilmi vücuttur. Kendisine bir perde yaptı. O ilmi vücudun üzerinde kudretin taalluk ettiği vücut. Unutmayın. Mahlukla ilmi vücut arasındaki farkı söyleyeyim. Kısaca. Nereye mahluk diyoruz? Çekirdeğin veya mimarın kafasındaki proje Adem'dir. İlmi vücut. Ona kudret tahluk ederse, vücudu ayrı çıkarsa bina olur. Ona mahluk denilir. Mahluk, Adem'in üzerine kuruldu. Tamam. Kudret tahluk eden her şey mahluktur. Kudret tahluk etmeyen her şey ilmidir, Adem'dir. Çünkü Adem, vücudu ilmiye perde olmuş bir unvandır. Hatta Adem, ilmin de incisi. Çünkü acayip bir şey. Abi 5-6 sene önce felsefecilerin konuştuğu şeyleri konuşuyoruz. Derste konuşuyoruz. Ya Risale-i Nur bambaşka. Ya bak ne diyor. Ey musibetse de musibetin içinde bir nimet münderiştir. Ben bunu okuduğum zaman sanki başıma ateş bastı ya. Hiç mi okumamıştım? Okudum ama dünden beri leylim leylim etti. Ne demek istiyor? Münderiştir. Dikkat et de onu gör. Dikkate baktık. Dikkat neydi? Kuru, bak. Karanlıklı evhamı yakan bir ateştir. Kuru karanlıklı. Ve karanlıklı evhamı yakan bir ateşmiş. Dikkat. Uyduruk sokak kelimesi değil. Kışır yok külliyatta. Bak. Dikkat et de onu gör. Dikkatle. Dikkat neymiş diye merak ettik. Arkadaşlarla bunu müzakere yaptık. Dikkat. Kuru ve karanlıklı evhamı yakan bir ateştir. Dikkat ateştir. Evham kuru ve karanlıklı bir ademi bir vücuttur. Ademdir, evam. Korku. Korku neyin üzeri? Korkuyu neyle yok edersiniz? Güven ile. Güvensiz korku, korkusuz güven yoktur. Hafsız reca, recasız haf yoktur. Ümitsiz korku çökertir. Allah'tan ümit edilmeden korkmak, ümitsiz korku ruhu çökertir, bitirir. Ama korkusuz ümit de firavunlaştırır. Allah ben neyse bir şey yapmaz bana. Hafsız reca, recasız haf yoktur. Elhamdülillah ya. İyi ki Allah var. Ne yapacaktık olmasaydı? Değil mi? Zor olacaktı değil mi durumumuz? Olmasaydı. Ama biz olmayacak. Eyvallah. İçinde zıttı barındırmıyorsa onda meratip olmadığı gibi haşa vacip olurdu. Vacibin içinde zıttı olan mahluk olmadığı için Allah'ın içinde mahlukiyet yok, mahluk yok. İşte bizim aklımız burayı kavrayamıyor. Niçin kavrayamıyor vacibi? Vacibin içerisinde fanilik yok. Kafanın içinde ne var? Aklın içinde ne varmış biliyor musun? Akıl niye vacibi anlayamıyor? Bak niçin? Çünkü aklın içinde cehalet zemini var. İlim yapmak demek, değişik ismini söylüyorum. A eşittir B ise, B eşittir A ya. İlim yapmak demek, cehaletinin kalkması demektir.
vesveseli vehim ve evhamlı kardeşim. Korku olan kardeşim. Vehim neymiş? Kuru ve karanlıklı bir evhamı yakalamış. Ha işte kuru ve karanlık. Dikkat ise onu ortadan kaldıran ateştir. Ya, bak arkadaşlar, akıl niye vacip anlamıyor? Çünkü aklın içerisinde cehalet var. Cehalet olunca aklı derecelendirmiş. Kimin cehaleti fazlaysa o kadar akılsız. Onun için Allah Resulü ne güzel demiş, bu manada kullanayım. Küllü nasi mecnunun ala kaderi la ve ihtilafil cunun. Bütün insanlar delidir. Hepiniz delisiniz. Ben de dahil. Hadiste öyle geçiyor. Ne demek? Allah'a ve ahirete inanacağız ama gayet rahatlıkla günah işleyeceksin. Bu delilik de değil de nedir? Küllü nasi mecnunun ala kaderi la ve ihtilafil cunun. İhtilaflıdır ama delilik. Derece derecedir. Adem'i sokuyoruz. Günah Adem'idir. İşte arkadaşlar, akılın içerisinde, aklın zemini cehalettir. Ondan meratip var. Meratiple meratipsizlik anlaşılmaz. Ancak işaret olunur. Onun için benim sanatımı tefekkür edin ama zatımı tefekkür etmeyin. La tefekkeru. Tefekkür etmeyin. Mesnevinin en sonunda hadisi kutsi var o hadis. Cehaletten kurtulmanın adına ilim diyoruz. Bir şeyden kurtulmadıkça zıttına ulaşamazsınız. Eğer bu alemin içine baki olmamış olsaydı her şey çökecekti. Aslına dönecekti. Şöyle diyeyim, şeytan bak ne işe yarayacak. O da Adem ya. Mıknatıs düşünün. Burada demir var. Belirli yere gelince ne yapar? Çeker. Burada olmasının sebebi de çekmemesinin sebebi çekim yasasının azalmasıdır. Biz Esma'dan mı geldik? Esma'da her şey aslına rücu etmek, miraç yapmak fıtratının gereğidir. Her şey aslına dönmek istiyor. Mesela bak, Esma burası harşı anlamak için her şey böyle olurdu. Her şey yapışırdı, Esma yapışırdı. Bizi Esma'dan burada da alim-i şehadette tutan aradaki onu oraya yapışmasına mani olan güçtür. Yani güçsüz güç. Nedir o? Şeytan. Şeytan bizi burada tutuyor. Allah'a ya da müsaade edilen güç. Anladık mı bunu? Müsaade işte. Bir daha söylüyor. Eğer biz Esma'dan gelmedik mi? Esma'nın cilbe, cemal, nakşi ve sanatıyız. Dört. Bak, mıknatıs misali veriyorum. Manyetik alanına git, pat yapışır. Uzak tutacaksın, dursun burada. Durması için çekim alanından biraz uzak olacaksın. Eğer çıkart kendini aradan, zahir olsun yaradan, olmaması için burada bir güç lazım. Ademi güç. Yani güçsüz güç, varlıksız varlık, adem bir vücut, şeytan. Onun için bizi burada tutmasına sebep oluyor. Onun için lazım bu adam bize. Şu adam diyor ki, beni gene kullandı ya. Evet, Esma'dan bizi alem-i şehadette tutan, bizi burada tutup aslımıza yapıştırmayan şey. Aslına yapıştırmanın karşılığı ne abi? Yapışırsa beka billah. Fena-i mutlak. O büyük zatların geri dönmemesi gibi. Evet, geri dönmedi Mustafa. İyi mi oldu? Çıkmak çok kolaydır uçağa. Uçurtmayı da uçurursun, indirmek çok zordur. Çoğunlukla düşme uçakları inerken oluyor. Sen korkmayasın. Kadına dediğim gibi. Merak etme, ben İstanbul'a gidip mi gidip sohbet etmem lazım, namaz kıldırmam lazım. Dolayısıyla ben oraya gitmem gerekiyor. Dolayısıyla benim uçağım düşmemesi lazım. Sen de benim uçağımdaymışsan korkma. Tamam hocam dedi. Niçin inandı hemen? İşine geldi. Şeytan için bir tabir kullanıyor demesi şeyde. Söyle. 13. lamada. Ne diyordu abi? Şeytanın vücudunda hissediyor. Şeytanın vücudunda hayır var diyor. Makasid-i külliye hayriye var diyor. Ha, makasid-i külliye hayriye vardır diyor. Kemalat insanı. Ha, kemalat insanı ile beraber makasid-i külliye-i hayriye vardır. Şeytansız olmaz. Olmaz kardeş ya. Ben yaşayabilir miyim şeytansız? Şeytansız bu dünyada yaşanır mı?
Olmaz ka. Olmaz vallahi olmaz. Şaka demiyorum. Şeytansız olmaz. Allah ne güzel yaptı ya. Allah ne güzel bir şey. Nasıl yapmış? Şeytanın vücudunda bir daha söyle ya, kafam hepten sarhoş oldu. Neydi? Bir daha özür dilerim. Makasid-i külliyi hayli ve kemalat-i insaniye varmış. Ha, kemalat-i insaniye ile makasid-i külliyi hayriye varmış. Kimin vücudunda? Şeytanın vücudunda varmış bunlar. Haberi yok Ahman. Ahman haberi olsaydı zaten iman ederdi. Vay be. Ona ustad nasıl çözdü onu? Çünkü adam geldi ustada, cesarete bak ya. El Cahil'in cesur. Beyazıt Camisi'ne geldi. Sen Kur'an çok Ali zannediyorsun diyor. Bizzat dikildi diyor ustad ya. Öyle hissettim, zannettim, vesvese verdi benim değil. Geldi adam. Asıl saadeti geliyordu zaten. Hazreti Ömer Efendimiz görünce sokağı değiştiriyormuş. Ya sokağı değiştiriyor. Ustad geldi diyor bana diyor. Bana dedi diyor. Vesvese verdi, anladım, duydum, hissettim. Yok. Ya kardeşim ya, burada orası işte. Aynı şeyi yaşıyorlar adamlar ya. Ya işte odun. Odun ne demek? Ya nur işte ya. Odunun içi miçi yok ki. Öyle gözüküyor. Sıfat o ya. Allah Allah, biz çok buraya çok değer verdik. Çok katılaştırdık biz ya. Zihnimizde mi ya? Adem Aleyhisselam bile cennette olduğunu bilmiyordu o peygamber. Sen dünyada olduğunu sana kim söylüyor? Burası burası olduğunu kim dedi sana ki? Bu kafayla, bu ruhla dünya dünyadır diyeceğim. Aferin lan, sen isabet ettin. Adem Aleyhisselam peygamberlik ruhuyla, kafasıyla cenneti cennetteyken anlamadı. Ben dünyadayken dünyayı anladım. Abi şeyde Barlar arkasında 70 olmaz lazım. Zekai abi bir yazarken. Barlacı Levent. Risale-i Muhammed'i yazarken diyor. He, Risale-i Muhammed'i. Delillerini çok defa kalemi elinden bıraktım diyor. Arkasına yaslanıyor. Ruhum vücudumdan ayrıldı. O yazdığı manaların menşe olduğu zemine gitti. Oradan teselli tuhbeleri, hediyeleri getirdi diyor. Çok defa bıraktım kalemi diyor. Bir de bir abinin var Barla'da. Sen diyor mucizat-ı Ahmediye'yi orada müşahade etmeden bunu yazamazdın diyor. Sabri abi. Sabri abi mi? Hatırladın mı? 160 kaçtı? Sen diyor mucizat-ı Ahmediye'yi, bu Peygamber Hazreti mucize, o savaşları var ya anlatıyor. Sen diyor bu kadar veciz yazabilmen için onu müşahade ediliyor. Alemi gaybda. Onları böyle müşahede etmedikçe bu yazılmaz. Görmediğimi yazmadım. Demiş. Evet. Ya. Vallahi her tarafım ateş bastı diyor. Yani kalemi elinden bırakması için vücutta olmaması lazım. Ki olmadığını söylüyor. Ve bir kere bırakmamış kalemi. Çok defalar bıraktım diyor. Ayrıldı diyor bu ruhum cesedimden. Gittim. Coştu diyor. O da başka kelimeler kullanıyor. Ya hepten bunlar durumu iyi değil ya bu abilerin. Ne yaptı biliyor musun Hafız Ali abi? Sen hoşam. Diyor o büyük sarayda dolaşıyordum. Başım döndü diyor. İndim diyor ben buradan. Sonra baktım onun küçük bir misali, küçük bir maketi saraya girdim diyor. Orada dolaşmaya başladım. Han ustad var ya elim için sözde. Bir saraya rast geldim içi boş. Ya bunlar bütün kainat sarayında dolaşıyorlar. Başım döndü. Ya tam zor oldu dedi. Uf, onun küçük maketine girdim diyor. Deli olacağım ya. Bunlar burada işi bitirmişler ya. Allah da bunlara ne diyor? Asıl saadete. Yokluğun kol gezdiği, yokluğun olduğu zemine Allah saadet demiş. Asıl saadet demiş. Benim asıl saadet anlayışım bir eli yağda, bir eli bağda. Aa, her şey lüks. Jipler, şoförler, uşaklar hepsi duruyor. O saadet bu olur. Yoka Allah saadet demiş. Yokun içindeki varı görmüşler. Asıl saadet dememiş mi Allah? Aa, ben mi dedim bu ismi? Yokun içindeki varlık. Biz varlığın içinde yoku yaşıyoruz. Öyle mi? Varın içinde yoku yaşıyoruz. Ama bu derslerle yırtılıyor işte. Artık kabire giren adama ne diyeceksin? Odun yandı, astı. Aa! Odun zannettim, belki fitil. Fe subhanallah, duman, nur, ısı, ışık,
Karanlıktı. Aa, nur buradan çıktı. Karanlık, karanlık değil miydi bunun içi? Karanlık. E nur buradan çıktı ya. E bu bir yerdeydi. Her yerde olan buradan çıktı. E, bunun kilosu vardı. Kilosu olmayan çıktı. Tutuluyordu. Çıkan tutulmuyor. Her şey zıt oldu. Dünya da böyle. Odun sıfattır nurun. Dünya sıfattır ahiretin. Yandım piştim. Tutuş kardeş, marifetullah ile tutuş bitsin kardeş. Bir de odunluktan çık ya. Çıkalım. Geliyor, geliyor. Kabir geliyor. Cesedi koyacağımız yere buzdolabı orası. Korkma. İşimiz yok bizim kabirle. Kabre var mı olan girsin diyor. Cesette yaşayanlar cesedi kabre girecektir. Cesetten çıkanlar ne neylesin kabre diyor. Kim nereye girecek? Zaten orada değildi ki girsin. Cesedi hayat yaşayanlar. Cesedi ruhuna galip olanlar. Kimler onlar? Namaz kılmayanlar, oruç tutmayanlar, dersi olmayanlar, Kur'an okumayanlar, Risale okumayanlar. Bunlar ölecektir. Bunu yapanlar ölmeyecek. Zaten ölmemek ruhu cesedine galip. Cesedine galipse ölen cesetmiş. Ölen hayvan imiş. Aşıklar ölmezmiş. Et ve kemiğe büründün. Ha bana demişler ki Yunus demiş. Adam işi bitirmiş yani. Bu adam öldü mü diyeceksin. Zaten öldürmüş. Ölen kimmiş? Cesetmiş. Hayvan imiş. Beden. Zaten bedenin hayatını yaşamıyor. Zaten öldün sen. Ölen ölmez ki. Ölmeyen ölür. Zaten öldün. Yani beden hayatı yaşamayan ölmüştür. Dünya hayatı cihetiyle ölmüştür. E ölen ölecek mi daha? Öldün ya. Daha ölmez ki. Zaten yaşarken bitirmiş cesedi. Ölüme aşık ettiren Risale abi. Vallahi ya. Yedinci sözü geçiyor ya. Ölüme aşık ettiren diyor Risale diyor. Bu da hepten bizim gibi uçutmuş yani. Ölüme rağmen ölmek istemişler ve ölümü sevmişler diyor. Ya. Hafız Ali abi. Yani sözlerde var. Kelimeyi kullanma. Nasıl diyor? Ölmeden evvel ölmek istemişler ve hatta ölümü sevmişler diyor. Bak ölmeden önce ölmek istemişler ve ölümü sevmişler. Yani bu kelimeyi kullanmak çok büyük bir şey gerektiriyor. Aferin ya. Ahmet. İhata lazım, istikamet lazım bu kelimeyi kullanasın. Dışarıda söylediğimiz vakit manyak diyorlar. Bana ya 46 diyorlar veya bana tahmin edeyim şizofreni bu ya. Dünya ahireti buraya getirdi. Ulan benim elimde mi? Zaten buradaydı da biz uzaklaştırdık. Tabii de filozof demişler. Anlamamışlar tamam mı? Dedi ki ya diyorlarmış ya Allah Allah nüker meki burada. Kardeşim sokağa çıktın. Allah sana soruyor. Bakacak mısın bakmayacak mısın? Soru burada kardeşim. Orada hakikati burada sureti bu. Nüker meki ne yapacak? Aa sana kadın getiriyorum. Bakıyor musun bakmıyor musun? O geçti. Soru burada soruluyor. Bakıyor musun bakmıyor musun? Nükel mükel burada kardeş. Sureti burada, hakikati orada. Aynı iç içeyiz ya. Bu soru sana burada soruluyor. Mesul buradan oluyorsun. Mesuliyet demiş. Sual sorulduğu için mesulsun. Şey diyor abi, ikinci sözdeki gaybe imanlara ayeti var ya. He, iki. İki tane karakter giriyor. Aynı yere giriyorlar. Aynı yerdeler. İki farklı memleket tarif ediliyor. Aynı yere. Ama enteresan olan, onlar ki gayba iman ederler ayetinin tefsirinde bir mekan belirtiliyor. İki tane farklı karakter. İkisi aynı yere giriyor. İkisi evet. İkinci sözde değil mi? İkisi aynı yere giriyor. Yani biraz önceki derste paralel manada aynı yerdeler. Birisi cehennemi yaşıyor. Cehennem çekirdeğini. Birisi Tuğba'yı cenneti yaşıyor diyor sonunda bağlarken. İkinci sözü. Gaybe imanın adı, gaybe imanın tefsiri aynı yere girip bir cehennemi bir de cenneti yaşamak. Allah Allah. Aynı burada yer. Burada var demek ikisi de. Aynı zahir içinde cennet ve cehennem oluyor. Yani. Ne diyor biliyor musun? Aynı zahir içinde hakikati buldum diyor. Nasıl diyor Mustafa? Hakikati aynı zahir içinde görmek. Hakikati aynı zahir içinde görmek. Neredeydi? 27. sözün zeylinde. 27. sözün zeylinde miydi? Ha sahabelerde. Aynı hakikati aynı zahir için hakikati görmek. Zahirde baki görmek. Allah. 92. De kaç? 492. 492. Açmakta üşenmeyeceğim. Evet. Ya Alaaddin sen dersi geldiğini zannettin.
Meğer ruh atölyesine gelmişsin. Demiştim. Allah Allah. Hakikati aynı zahir içinde bulmaktır. Hakikati yani baki faninin içinde görmektir. Eğer faninin içinde bakiyi kaldırın, fani denen bir şey olmaz. Risale-i Nur zahirden hakikate geçiyor. Evet, Risale-i Nur zahirden hakikate geçiyor abi. Geçiriyor. He. Ya hoş ya. Allah razı olsun ustamdan. Bunu öpmeseydi. Kara kalpli böyle, kalpleri kara olanların elini öpecektik. Diye mahkum olacaktık. Din adına. Din adına ne eller öpecektik. Din adına nelere inanacaktık. Din adına ne hurafeler olacaktı. İtikadımız alt öz. Şeyimiz, dimağımız kalk, acayip, garayip. Ya gel işte abi işte. Ya ne acayip bir şey ya. Kimse yok. Beraberiz arkadaş. Atölye çalışması yapıyorum. Beraber işliyoruz ya. Ya kafayı bul işte ya. Ha, kafayı bulmak ya. He vallahi kafayı bulmak. Yani sarhoş gibiyiz ya. Hakikat sarhoştu zaten. Öyle bir dersimiz var böyle. Hakikat sarhoştu. Ya kardeş şuraya bak. Müsibetin içinde bir nimet münderiştir. Bu ne diyor? Dikkat et de onu gör. Dikkat neymiş? Soğuk ve karanlıklı evhamı yakan ateşmiş. Dikkat buymuş. Kışır mı bu kelime şimdi? Benim babam derdi abi. Bir kelime, cümle böyle güzel bir şey, hakikat. Otur saatlerce ağla ve düşün derdi. Sabah derdi. Vay be. Bir muarız birisi vardı benim akrabam. Allah selamet verdi elhamdülillah ama şimdi Nur'a dost her derse gidiyor. Sonsuz şükürler olsun akrabam. Takvim yaprağını ben okurken takvim yaprağını gösterdim. Takvim yaprağında Risale-i Nur'dan bir şey almış mektubattan. Hem dünya madem fanidir, hem baki hakikat buradadır ve var ya hem. Dedim bunu gösterdim. Bak dedim o yazının çerçevesi var. Çerçevenin altında da, çerçevenin dışında mı? S nokta ne var? Onu görmüyor, çerçeve. Ya dedim, buna bak dedim ya, bu ne biçim yazı ya dedim. Bu ne biçim yazı dedim ya. Bak. Ne oldu ya dedi, kendi kendime konuşuyor. Ne oldu dedi yani, ne oldu? Ya şuna bak dedim ya. Şu ne biçim yazı ya. Nedir, ver böyle dedi. Açtım. Hem madem dünya fanidir, hem sayıyor ya. Hem ahiret burada kazanacaktır hem. Ya ne cümle dedi ya. Bu ne biçim cümleler dedi ya. Aynı böyle unutmuyor. Ne kadar hoş değil mi dedim. Çok acayip dedi ya. Dedim altına ne yazıyor bak hele dedim. Risale Usta'da muarız. Ne yazıyor dedi. Çerçevenin dışında. Sen nokta ne dedi bu. Said Nursi demektir. Aynı böyle cümle. Al. Ha, senin olsun o. Keşke demeseydim ama çocukluk işte. Ama şimdi tanıdı elhamdülillah da. Yani Risale-i Nur bambaşka. Ya. Şu cümleyi de bitireyim. Gene ona döneceğim biraz. Ondan sonra bitireceğim. Bir şeyden kurtulmadıkça zıttına ulaşamazsınız. Eğer bu alemin içine baki olmamış olsaydı her şey çökecekti. Güzel dediğimiz şey nihayetsiz çirkin olacaktı. Dereceli sanat, ademi sanat, yani sanatın en zıt zemini olurdu. Nihayetsiz çirkin ve ademi olan çirkine baki cemil müdahale dereceli olunca dünyada güzellikler derecelenmiş. Yani ademi vücutlara vücut kudret tahallük etmiş, varlığa çıkmış. O varlık nihayetsiz olmasın diye çirkinlikler ve güzellikler müdahale etmiş, derecelenmiş. Zıt. Ustad da diyor ki, dikkat de onu gör. Dikkat et de onu gör. Nasıl her şeyde vardır bir dereceyi hararet, her musibette vardır bir dereceyi nimet. Korku güvenin zemininde olur, yok olur. Korku nasıl kalkar? Güven. Korku güven zemininden, güven nispetinde korku olmaz.
söndürücü olan su aslında yanıcı ve yakıcı zemininden, fotondan, güneşten çıkan tanecikten, güneşten gelen enerji hiçbir şey yoktu. O fotonda renk yok, şekil yok, ısı yok, ışık yok. Ama foton maddeye çarptığı zaman ısı, ışık, renk ve dalga boyları çıkıyor. Yani her şey ondan çıkıyor ama kendisi hiçbir şey değil. Topraktan hayat yok ama buradan hayat tezahür ediyor. Cümle bir daha okuyayım burayı. Daha büyüğünü düşün. Küçükteki nimetin dereceyi görerek Allah'a da şükret. Yoksa istizamla ürkersen, yani onu büyük görürsen, yani musibetleri Allahsız düşünürsen, Allah'ın kontrolü ve dizgini altında olduğunu düşünmesen, her şey kontrol altındadır. Eğer izan etmesek, iman etmesek yaşanmaz. Doktorum, ben geçen dün sizin meslekle alakalı bir şey hayalime geldi de seninle paylaşayım. Bu doktorlar kafayı yemesi lazım, dinsiz olanlar. Niye? Mikrobun nasıl arttığını bizden çok iyi biliyorlar. Bir mikrop, değil mi? Ha seni biraz da biyokimyacısın. Bir mikrop nasıl çoğalır? Bir tuvalette, taharette mi adam hayal etse kafayı yer. Mikrop acayip. Yani bunu birisinin elinin altında gücünün kontrolünde olduğunu inanmıyorsa bu adam her an kanser olma riski altında yaşıyor. Her an kanser olabilir. Onun için her şey kontrol altındadır. Güven biliyor. Güven arttıkça korku yok oluyor. Madem Allah var ve bakidir, fani ne olur, ne yapabilir? Bak, yoksa istizam, büyük görmek, zannetmekle ne olurmuş? Ürkersin. Zanlar ürkeklik verir. Of, of. Ne yaptım başıma geldi. Of ofla üflersen, of, öflüyorsun bak. Öf, öf, üflersen, o da aksine şişer, şişiyor. Yokken şişiyor, sen şişiriyorsun. Hani Vesvese Risalesi'nin var ya, ondan haf etsen, şişer, büyür, korkmasan, küçülür. Demek ki büyüp ve küçülmesi senin elinde. Sen o zaman büyütüp küçülüyorsun. Öyle bir şey yok. Zıt zıtına munadiyse de çok hususlarda mumassil olur. Muanit. Muanit mi dedim? Ha, zıt zıtına muanit ise. Şey, işaret edeceğiz kardeşim. 80. Bir daha okuyorum. Zıt zıtına muanit ise de çok hususlarda mumassil olur. Binaenaleyh iman lezzayı zebedi ismar ettiği gibi küfür de alam-ı elimeyi ve ebediyi ahireti intihac etmesi şenindendir. Of ofle üflersen o da aksine şişer. Şişer de dehşetlenir. Şişer de dehşetlenir. Dehşet, vahşette kalmak. İç çöküntü. Dehşet. Panik. Dehşet. İç çöküntü yani. Düşünce çöküntüyü. Oysa her şey kontrol altındadır. Doktora gidince rahat ol dedi doktorum. Niye? Niye doktorum? Her şey kontrol altında. Öyle mi ya? Allah Allah. Doktor diyor ki her şey kontrol altında. Allah diyor ki her şey kontrol altında. Panik. İman ne acayip güzel bir şey. Orada abi hani dediniz ya mutlaka insan arasında şeytan var. İşte hani Allah'ın hala kontrol altında derken orada şeytan devreye giriyor. Evet, şeytan devreye giriyor. İşte yani güven olacak da bu dersler var ya. Şu anda ne diyor biliyor musun? Olan şu dışarıda. Şeytan bizim nefes gibi değil, bitişik değil. Dışarıda. Ulan çıktığın zaman görürsünüz. Kapıda bekliyorlar. He bekliyor namussuz. Çıkmayın. Çıkmayın. Çok ortağı var dışarıda. He ya. Ama meze çıkmak. Dövüşeceksin. Gardını alacaksın. Aç internetini diyeceksin. Karşı muş. Açmıyor. Abi hayvan ruhunda zıt olmadığı için
Kaybı andır. Evet. Zıttı müdahale olmadığı için hayvaniyette mertebe yoktur. Şeytan o kadar lazım ki. Allah bir iş yapar. Çok güzel yapmış. Vallahi böyle seyredince alemi, vallahi Allah olması lazım bunu yapabilmek için. Dumanla nuru odun yapacaksın. Böyle bir şey olur mu? Şeytanla meleği aynı yere koyacaksın. İmanla küfür aynı yere koyacaksın. Ya bu insanı yapacaksın ya. Yani fani gibi gözüken bedende nihayetsiz duygularla her duygunun da hududu olmayacak. Böyle bir şey yapacaksın. Ya Allah hoş bir şey ya. Keyif alıyor insanlarla. İyi ki Allah. Adam biraz haklı ya. Ah ya Rabbi size. Tabii bir insan olsa. Allah Allah. Güzelim abi. Son cümleyi okuyorum. Kesiyorum kardeşim. Sizi artık camların açması kurtarmaz. Sizi bırakacağım. Eğer merak da etsen biriken ikileşir. Kalpte olan misali döner hakikat olur. Kalpte var ya lümeşi tane. Hakikattan ders alır sonra döner başlıyor kalbini tokatlıyor. Bunları söyleyebilmesi için ancak şuhut mertebesinde olacak misal olması lazım. Evet. Her şeyde bir merati bir nimet var. Her şeyde zıttı var. Zıttı olmayan şey vacip olur. Vâhir davâhum en ilhamdülillâ rabbil âlemin. Allah, ya Rabbi, bu hakikatle haklanmayı nasip eyle. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza istikametullah ver ya Rabbi. Peygamber aleyhissalatü vesselam neler istiyorsa biz de istiyoruz. Ver ya Rabbi. Peygamber aleyhissalatü vesselam nerelerden sığınmışsa ya Rabbi biz de sığınıyoruz. Onların hakikatini bize tahakkuk ettir ya Rabbi. Ya Rabbi nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştir. Müslümanların ve bizim evlad-ı yerlerimizden evlenecek kızlarımızı, çocuklarımızı ya Rabbi hayırlı kapılar nasip eyle ya Rabbi. Bizden dua isteyenlere söz verdiğimizi, hizmetle alakalı olanları ve hizmet imanı Kur'an'la meşgul olanları, Risale-i Nur'la, hizmetle, dershaneyle, ya Rabbi iki canda aziz eyle onları. Amin. Dertlerini bertaraf eyle ya Rabbi. Vâhir davâhumenin hamdülillâ rabbil âlemin. El-Fatiha temâ selavat. Amin.